Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Hani bir banka reklamı vardı ya, gücümüze güç, logomuza renk kattık. Abone sayımız hızla 300 bine doğru ilerliyor. Sizlerin sayesinde gücümüze güç kattık. Yeni baskılı, yeni logolu kıyafetlerim de geldi. Yani logomuza da renk katmış olduk. Bu videomda ekmekte rop hastalığı nedir? Bu konuyu işleyeceğiz. Ekmekte rop hastalığı, ekmek fırında pişerken ekmeğin iç ısısı 99 dereceyi geçmediği için ekmek soğuduktan sonra, hatta bayatlamaya doğru giderken ekmek daha fazla içerisinin nemi azalması gerekirken, bayatlaması hatta dökülmesi gerekirken daha fazla yapış yapış, şöyle ekmeği ayırdığınız zaman böyle pişmaniye gibi böyle uzayan bir hal alır. Ve çok ağır böyle çürük kavun kokusu gibi bir koku olur. İşte bu rop hastalığıdır. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman fırıncınızı, ekmek aldığınız yeri bilgilendirin. O da ona göre önlemini alsın. Peki fırıncı nasıl önlem almalı? Öncelikle hamurun yorulduğu kazan, kesme makinesi, yuvarlama makinesi, hamur tezgahları, yani hamurun temas ettiği tüm yüzeyler sirkeyle dezenfekte edilmeli. Sirkeyle dezenfekte ettikten sonra marketlerde satılan paketli ekmeklerin içerisinde kullanılan kalsiyum propiyonat kullanılmalı. Kullanım ölçüsü paketinin üzerinde yazar. Bir hafta 10 gün boyunca kullanırsanız rop hastalığı fırınınızdan tamamen yok olmuş, silinmiş olur. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.